katıldığınız için. Şimdi bu bölümü noktalayacağız çünkü ihale süreci hala devam ediyor ama noktalamadan önce bir piyasalara bakalım. Bu arada finansal piyasalarda neler yaşandı? ALB Forex'e döneceğiz. Rıdvan Baştürk de karşımızda olacak şimdi. Rıdvan Bey merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar İnce Hanım, hoş bulduk. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi günün ilk yarısını noktalamak üzere geri sayıyoruz. Bir yandan gözümüz 4.5G ihalesinde. İçeride veri akışı oldukça sakin bugün. Onun dışında bu geçici hükümet kurma sürecini takip ediyor yatırımcılar ve öğleden sonra Amerika'da açıklanacak bir dayanıklı mal siparişleri verisi var. Nasıl bir tablo öngörüyorsunuz günün geri kalan kısmında finansal piyasalarda? Tabii bakıldığında Çin bazlı hareketlerin oldukça etkili olduğunu görüyoruz. Tabii ki de bunun için geçen haftaya kadar uzanabilir. Çin'den gelen en son imalat PMI verisinin son 6 yılın en düşük seviyesine gelmesiyle birlikte Çin ekonomik büyüme hızına ilişkin beklentiler oldukça, tabii ki de negatif beklentiler piyasalar üzerinde oldukça arttı ve küresel bazda satışların geldiğini aslında geçen hafta görmüştük. Ancak haftanın ilk işlem gününde bu satışların biraz daha hızlandığını gördük ve buna Çin Merkez Bankası'nın bir müdahalesi oldu ve bir faiz indirim müdahalesi yaptılar piyasalar ve bu kapsamda bakıldığında başta Avrupa ve Amerika borsaları olmak üzere alıcılı bir seyir ve bizim yurt içinde de bu kapsamda diğer borsalara ayak uydurdu ve yukarı yönlü hareketler etkili oldu. Ancak bakıldığında dün özellikle gün içerisinde alıcılı seyreden ABD endeksleri, borsaları günü negatif kapattı. Asya seansına baktığımızda ise Çin Şangay Kompozit Endeksi gün içerisinde %3'lere kadar alıcılı seyrederken kapanış yine %1'in üzerinde negatif taraftaydı. Bununla birlikte Avrupa borsaları da yine negatif tarafta seyrediyor. Yani bakıldığında oldukça volatil bir piyasa bizi bekliyor ve Çin bazı endişelerin devamını bekleyebiliriz açıkçası. Çünkü Çin daha önceki dönemlerde de ekonomik gidişatın kötüye gittiğinin farkındaydı ve bu tarz faiz indirim müdahaleleri yaptı. Ancak gelinen aşamada makroekonomik veriler üzerinde bu faiz indirimlerin çok da bir etkisinin olmadığını gördük. Tabii ki de bu süreç uzun bir süreç. Önümüzdeki dönemlerde Çin makroekonomik verilerinin iyi gelmesi durumunda bu da küresel bazdaki borsaları da yukarı çekmeye devam edecektir. Ve Borsa İstanbul'da da bu kapsamda diğer borsalara ayak uydurarak yukarı yönlü hareketler görülebilir. Ancak tabii ki de içeriye ayrı bir parantez açmak gerekiyor. Her ne kadar yurt dışı borsalar alıcıyı seyrederken de bizim negatif ayrıştığımız dönemler oldukça yoğun son zamanlarda. Tabii ki de içeride sizin de bahsettiğiniz gibi Kasım'da 1 Kasım'da artık erken seçime gidiyoruz. Tabii bunun vereceği endişe ortamı da Borsa İstanbul'u baskılamaya devam edecektir. Diğer taraftan sürekli bahsettiğimiz ve maalesef diyerek bahsettiğimiz terör eylemleri, güvenlik endişeleri oldukça had safhada yurt içinde. Bu da Borsa İstanbul'u baskılayan diğer ikinci faktör olarak gözüküyor. O yüzden Borsa İstanbul'da yaşanabilecek yukarı yönlü hareketler bizim düşüncemize göre tepki alımları olarak kalacaktır. İçerideki riskler tamamen ortadan kalkmadığı sürece yaşanabilecek yukarı yönlü hareketler satış tarafı olarak, yani satış fırsatı olarak değerlendirilebilir. Öğleden sonraki kısma baktığımız zaman Amerika'dan dayanıklı malların siparişleri verisi açıklanacak. Bu veri oldukça önemli. Haftanın en önemli ikinci verisi olarak karşımıza çıkıyor ABD'den. Tabii ki de bu kur tarafında yapacağı etkiden dolayı borsa tarafını da hareketlendirebilir. Ancak dolar TL'ye baktığımız zaman dolar global bazda ne kadar değer kaybı yaşasa da ki pazartesi günü 93 seviyesinin aşağısına gelen bir dolar endeksi olmasına rağmen dolar TL'de çok net gerileme hareketleri görmedik. O yüzden dolar TL yukarıda kalmaya devam ettiği sürece Borsa İstanbul'daki alımların da çok kuvvetli olamayacağını söyleyebiliriz. Borsa İstanbul'da yatırımcıların 72 bin seviyesine oldukça dikkat etmesi gerekiyor. Bu seviyenin aşağısında yapılacak bir günlük kapanış bize tekrardan 69 bin seviyesine doğru geri çekilmeleri gösterecektir. Rıdvan Bey çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeleri için, yayınımıza katıldığınız için. Evet, bu notlarla beraber piyasa ekranında bu bölümü noktalıyoruz. Kısa bir aradan sonra yayınımız Finans Kafe ile devam edecek. Hoşça kalın. Vakıfbank piyasa ekranını sundu.